deniz dibinde olduğu için denizdeki o kirlilikten çok, yani ağır metalleri, toksinleri çok alırlar. Ve onları aldıkları için biz onları yediğimizde bizim toksin şeyimiz artar. Zaten alıyoruz çok fazla. Her yerden alıyoruz. Yani sonuçta yediğimiz, içtiğimizden, şey yani gıda, katkı maddeli gıdalardan, şeylerden, sulardan, ondan bir de şimdi gazlar aldık bol miktarda evet toksin hocam. olarak. Yani Bunların çok bakalım sonu ne ciddi. olacak? Yani vücut ağır, yani vücut matriksini, yani sonu ne olacak? Böyle bir şey, bu kadar çok dünyada herhalde gaz kullanılmadı. Şu ana Sonu kadar ne hiçbir olacak? araştırma Bir şey, yapılmamış bu ama kadar şu an çok Türkiye'de bir yapılıyor. insan Çünkü bayağı bir süre yapılacak, gaza mecbur maruz kalacak. kaldığımız için deney yapabilecek çok insan var bence. Çünkü normalde insanlarda böyle bir deney yapamazsınız ki bu kadar gaza maruz bırakıp. Çünkü böyle bir şey beklenen bir şey de değil. Yani sonuçta tamam bu gazlar yapılmış ama kısa süreli dağıtmak amaçlı Bir toplumsal yönden olayları. bakalım. Türkiye bilimsel bir çalışma yapacak bence. Bu yönden hani dünyaya yararlı olacağız diyelim. Başka Bunun da türlü sorun yararı olacak. ben yarar gibi Hazır bu düşünmüyorum. kadar gaz Yani yemişken o ben kadar sordum. insanın toplum sağlığı Hakikaten olarak, şeymiş. hekim olarak, toplum Türk sağlığı Tabipler olarak. Birliği'nden bir doktorum var. Yapılıyor şu anda dedi. Çünkü bayağı bir Yapılır. süre Tabii gaza tabii. maruz Toraks kalındığı için. Derneği'nin çok ciddi çalışmaları var. Çünkü en çok akciğerleri etkiledi şey olarak. Ama ben uzun vadede beyni de etkileyebileceğini düşünüyorum. Çünkü yani mesela beynin yaşlanmasında da o vücuttaki ağır metaller, toksinler, vücudun toksitesi önemli. Sinir sistemi hassas bir sistem. Mesela bunların içinde kulak çok çabuk etkileniyor. Ama daha çok çınlama yapıyor. Çınlama daha böyle hassas bir etkilenme. Ama vertigo da Peki arttırabilir. hocam. Ama durup dururken yani mesela sizin ben eklem, denge bir sürü şey bahsettin ya. Böyle hiçbir probleminiz yokken sadece şey yaptınız diye ya bir ağır metalli toksin şey oldunuz diye olmaz. Ben çok yıllar önceydi. Böyle bir balıkçıda böyle bir şeyler yani yedim öyle kabuklu şeyler. Ondan sonra bir döküntü bir döküntü. Yani benim onlara alerjim yok ama vücut artık o toksin fazla geldi. Muhtemelen çok ağır metalli ve toksin bir şeyden. Bozuk değildi ama o şeyler denizde çok şey biriktirmişlerdi üzerlerinde muhtemelen. Vücut onu dışarıya vurdu. Vücut ağır toksinlerin hep ciltten dışarıya vurur zaten. Kulak da etkilenir ama baş dönmesi o kadar değil. Altyapısı varsa o tür şeyler bardağa taşıran bir şeydir. Yani sınırda ve şeyse bardağı taşırır. Öyle bir bakmak lazım. Doğru. Vertigo'nun hocam genetik yatkınlığı var mı? Şöyle bir şey yani bildiğimiz bir anlamda bir geni veya bir genetik yatkınlığı yok. Yani şeker hastalığı geçiyor şey yapıyor öyle değil. Ama sistem olarak iç kulak hassas olan bir ailede böyle bir yapı varsa tabii ki var. Yani sonuçta şey olarak düşünüyoruz ben geçenlerde benim çeneyle ilgili dişimi yapıyor bu bahsettiğim hoca. Diyorum ki ben 80 yaşında çalışmak istiyorum diyorum. Bunları iyi yap ki diyorum 80 yaşında annem babam gibi hani böyle babam gibi kulağım duymaz olmaz. Diyorum. Bu ne demek? Ha bizim ailede bu bir yatkınlık var. Çünkü çenesi dengesiz, dişi yok. Bir sürü yaşlı da var. Çıkıl çatır çatır duyuyor mesela veya başı hiç dönmüyor. Aslında diş sağlığı Genetik o kadar olarak önem verilen bir şey değil ama nelere çok yol önemli. açabiliyor? Genetik olarak hani aileden sinirsi kulak böyle daha hassas. Yani dayanması daha zayıf, daha şey alırsak o zaman bozulunca bir şeyler bozuk çalıştığında o dayanamaz. Ama çok dayanıklı alırsak istediğimiz kadar çenemiz dengesiz olsun, şöyle olsun, istediğimiz kadar ağır metal toksin alalım, bilmem ne yapalım. O çatır çatır işini yapar. Hani genetik böyle bir genetik. Aslında bu sadece vertigo için değil, bütün hastalıklar için de böyle bir şey var. Yani ben hep nedenlere bakıyorum ya. O neden bir sürü insanda da hastalık yapmıyor. Ama bunun o nedenin o insanda hastalık yapmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü zaaflıysa dayanmaz şeyi kapasitesi düşükse aileden alınan çünkü doğarken biz saçımızın gözümüzün rengi gibi böyle bir bilgileri de alıyoruz. Organlarımızda dayanıklılığı bir aileye bakıyorsun birçok hastalık hep onda onlar var. Bir aileye bakıyorsun migren var, bir aileye bakıyorsun romatizma var, bir aileye bakıyorsun hep kalp hastası oluyor falan yani. Bunları biz aileden bilgi yani yatkınlık olarak alıyoruz. Peki hocam migren hastalarında vertigo görülme oranı daha mı yüksek? Bir ilişiği var mı migren hastalarıyla vertigo hastalığı? Yok çok birebir yok Değil. ama vertigönöz migren diye bir şey var. Yani o migren tipinde baş dönmesiyle başlıyor. Öyle bir baş dönmesi, bir fenalık hissi onun müteakip olarak da baş ağrısı pik yapıyor. Peki hocam tedavi yöntemine geçmek istiyorum. Süremiz de daraldı. Siz ilaç kullanan bir hekim değilsiniz Yok, 10 bildiğim yıldır kadarıyla. Yani kullanmıyorum. size hasta geldiği zaman başım döndü dediği zaman ya da işte vertigo teşhisini koyduğunuz zaman
Ne yapıyor? İlaç yazmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Çünkü ilaçların ne kadar etkilediği çok şey değil. Yani vertigo için böyle spesifik bir şey yok. Boğazın iltihaplandı. Antibiyotiği ver. 2 günde iltihap iner, şişi iner, ateşin düşer. Öyle bir tedavisi yok vertigonun. Ben şöyle yapıyorum. Önce hastayı rahatlatmak lazım. Zaten yürüyemiyor, edemiyor, alt üst aldı. Orada tamamlayıcı tıp yöntemlerini kullanıyorum. Yani o bölgenin kanlanmasını arttırıp kulağın ve o bölgede vücudun kendini tamir etmesini sağlamak için akupunktur kullanıyorum, nöral terapi kullanıyorum. Çok küçük böyle uyarılarla önce bir rahatlıyor hasta. Yani bir baş dönmesi azalıyor. Ve bu birkaç seansta toplayan bir şey ama ondan sonra bir daha başı dönmesin diye altyapıya iniyorum. İşte eklemini, çenesini ayarlatıyorum, şey yapıyorum. Yani kadınlarda çok olması nedeni mesela çok ben vücut network'üne bakarım. Böyle jinekolojik sezeryan mezeryan varsa burada bir blokaj yapar. Oradan gelen o uyaranları, network'teki sinir sistemindeki uyaranları düzenliyorum falan. Kadınlarda o yüzden fazladır. Biraz garip gibi geliyor ama çok birbiriyle sistem bütün çalıştığı için birbiriyle bağlantılıdır. Evet. Onları yapıyorum ki hasta bir daha bana gelmesin. Başka doktora da ihtiyacı olmasın. En güzeli yani ne kadar başarabilirim ama büyük bir ihtimalle en azından yaşlandığında ciddi anlamda bir baş dönmesiydi, kol işitme kaybıydı, çınlamaydı bunları yaşaması. Aslında vertigo hastalığı için tedavisi olmayan bir hastalık deniliyordu ama ben tedavi yöntemizle ilgili soru soracağım hocam. Yine bir telefonumuz var hatta. Alo. Nebahat Hanım. Efendim. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Buyurun sorunuzu alalım hocamıza. Hoş bulduk. Ben hocamıza bir şey soracaktım. Buyurun, televizyonun sesini bir kısa bilir misiniz? Benim oğlum 19 yaşında. Sürekli arada bir başı dönüyordu. Sesini kısar mısın? Arada bir başı dönüyordu. Son günlerde kışın döndü işte. Şubat'ta şiddetli baş dönmesi oldu. Ben bütün tetkiklerini yaptırdım. Bir şey çıkmamıştı. İşitme testi. Neydi onu? Kalorik test falan İşitme, yapıyorlar. Sıcak su veriyorlar. Sıcak İşitme soğuk su. İşitme testini yaptırdım. Beyin MR'ı denge testini yaptırdım. Bunlardan hiçbir şey çıkmadı. Çıkmaz. Fakat kulak burun boğazda bir şey çıkmayınca nörologlara gönderdiler. Nörologlarda EEG'sini çektik. EEG'de hiçbir şey çıkmadı. EEG beyin nörologlar beyin cerrahı gönderdi. Beyin cerrahlar işte tomografisini, MR'ını falan incelediler. Herhangi bir şey çıkmadı. İşte arada bir boş dönmesi oluyor bunu hiçbir şey çıkmamasına rağmen neden olduğunu soracaktım hocama. Çok tipik bir neden. Şimdi bu yaş grubunda olur. Özellikle kızlarda böyle ortaokul lise başları, erkeklerde lise sonu böyle bir üniversite başı veya askerlik döneminde olur. Bunun nedeni 20 yaş dişleridir. Bu benim bildiğim bir şey, benim çözdüğüm bir şey. 20 yaş dişleri böyle 2-3 ayda bir böyle bir çıkacağım, yapacağım diye zorlar. Zorladıkça çok yoğun sinyal üretir network'te ve komşusu kulağın çalışması aksar. Böyle ara ara gelir çünkü.